para olmak, onun sevgili peygamberine ümmet olmaktır gayemiz. Bu gaye ile çalışırsak az zamanda hedefimize ulaşacağız. İnşallah Allah. O cahiller de uyanacak. Onlar da uyanacak. Göreceksiniz inşallah. Ve keyfe tekûne ey müminler, ey şuurlu adamlar, zulmü adamlar. Siz nasıl küfredersiniz? Şuursuzlar gibi, nursuzlar gibi, İrfansızlar, ilimsizler gibi nasıl birbirinize dalarsınız? Siz şuurlusunuz, nurlusunuz. Siz ariflersiniz. Mümkün oldukça. Ve entüm halbuki siz tükla okunuyor aleyküm üzerinizde okunuyor başınızdan aşağı. Ayatullah. Allah'ın ayetleri. Kemal-i ismi. Bu bir insan kelami değil. Bu bir beşerin cüzmesi değil. Bu kainatı yoktan var eden Allah'ımızın bize rahmet olarak verdiği kitabidir. Bunun misli yoktur. Bunun misli inmemiştir, inmeyecektir. En büyük kitaptır bu. Allah bizi bu kitaba hakkıyla sarılmak nasip etsin. Bu ümmetle bütün ümmetin, bütün ümmetlerin efdalidir. Estağfirullah, bismillah. Kuntum hayra ümmetin. Allah-u Teala buyuruyor. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, kültüm siz oldunuz, hayra ümmeti, bütün ümmetlerin en hayırlısısınız siz. Ukricet bilmez, insanların menfaati için çıkarılan, yaratılan, evet, ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Niçin hayırlısınız biliyor musunuz? Te'murûne bil ma'ruh, birbirlerinize iyi emredersiniz. Ve sen evne hanim hünker, birbirinizi kötülükten nehyedersiniz. Ve tükminûne billâh, toptan Allah'a inanırsınız. Onun için ümmetlerinden hayırlı olmuş, hayırlısı olmuşsunuz. Büyüklerden birisi şöyle diyor. Huşrâ lenâ maşarel islâmi innelenâ minel inâyeti hüknen gayren min hedini. Lemmâ de'allâhu da'inâ li ta'asihi bi ekremir rüzdi kunnâ ekremer ümeni. Dikkat edin cemaat ismi. Böyle bir kitap elmediği gibi bunun sahibi gibi bir büyük peygamber de gönderilmemiştir. Şuralara bizlere müjde olsun, müjde. Maşallah İslam, ey İslam alayları, ey İslam grubu, İslam cemaati, İslam milleti, bizlere müjde. Niçin? Nelena? Zira muhakkak bizim için vardır. Minel inayeti. Allah'ın inayetinden, yardımından bizim için vardır. Rüknen bir esas, bir temel vardır ki gayre munhedini, yıkılmaz, kırılmaz, sarsılmaz bir temel Allah tarafında. Nedir o? Lemmâ de'allâhu, ne zamanki Allah-u Teala Hazretleri çağırdı. Kime? Da'ina, bizi Allah'ın yoluna davet edicimiz peygamberimize ne zamanki çağırdı? Bir ekremir husbi. Onu nasıl çağırdı Allah? Ya ekremir husbi. Ey peygamberlerin en kemimi, en iyisi, en sevgilisi. Böyle ki çağırdı. Künna ekremel ümmemi. Biz de dünyaya gelen bütün ümmetlerin ekremi ve en sevgilisi olduk Allah'ın yanında. Müslümanlar dikkat edin. Bize cehalet yakışmaz. Bize doluşmak yakışmaz. Bize yükletmek yakışmaiz. Bize faiz yemek yakışmaz, bize sinema tiyatro yakışmaz, bize kulüp, bizlere kazinolar yakışmaz, bize cami yakışır, bize medrese yakışır, bize zikirhaneler yakışır, bize Kur'an'dan konuşmak, hadis-i şeriften konuşmak, hadisten, akaitten konuşmak, tasavvuftan konuşmak yakışır. Bizim derdimiz budur, bizim birbirimize öğrettiğimiz şey bunlardır. Bunlardan gayrıyla kalktığımız vakitte hem dünyada düşman olacağız hem ahirette düşman olacağız. Aman dikkat edin. Hepiniz, hep birliğiyle bunu anlamaya çalışacaksınız. Hep beraber çalışacağız. Sağ olsun bunun alimleri, bunun kocaları, insanı bedava okudurlar. Hatta paraları olsa bahşişlerini de okudurlar. Ama İngilizcenin, Fransızcenin, Almancenin kocaları, onlar saatine 500 lira, 1000 lira isterler sizden. Fakat siz gene gülüp onlardan alırsınız o yaramaz ilimleri. Asil
insanları kurtaracak, insanları büyük şereflere ulaştıracak şu Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Bunu ben anlamadan ahirete gitmeyeceğim demeliyim. Ben bunu anlamadan bunun sahibinin huzuruna çıkmayacağım. Böyle demedi. İnşallah bu niyetle ödürsen de bunu anlamış gibi sana muamele edecektir Allah-u Teala. Çünkü bu niyeti takındın. Bunsuz telebbür etmez, bunsuz yani aydınlık olmaz cemaatçisiyim. Bunsuz yol bulunmaz, bunsuz vahşetten kurtulmaz, insanlığa kavuşulmaz cemaatçisiyim. Huzur yok, rahatlık yok bunsuz. Bununla bütün huzurlar, rahatlıklar bununla beraber. Vallahi herkes kafasını taştan taşa vuracaktır ahirette, toprakları, kafasını topraklara, yüzünü topraklara sürecektir. Bunu biz nasıl okumadan ahirete geldik diyerek böyle vuracaklar. Bunu okuyanlar da elhamdülillah diyecekler. Biz bu şerefle müşerref olmuştuk vaktiyle. Şimdi biz düşman değiliz, geri dönmek istemeyiz. O birler geri dönmek isteyecekler ve dönemeyecekler, öyle mahrum kalacaklar. Biz onların mahrum kalmasına razı olmayalım, illa onları bunu öğrenmeye, muhabbet etmeye çalışalım imanı. İnsan kurtaralım, insan. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri, Davud Aleyhisselam'ı kırlarda yalnız gezerken gördüğü vakitte, ya Davud, Cenab-ı Hak olsun, ey Davud, ey Davud Aleyhisselam, mali yaracı vahiden, bana ne oldu ki seni yalnız başına buralarda geziyorsun, görüyorum. Davud Aleyhisselam de, Cenab-ı Hak tabi biliyor niyetini. Ya Davud Aleyhisselam buyurdu ki, ya Rabbi, اَسْتَعْفِرُ الشَّوْفَ اِلَى لِقَائِكَ Sana, seninle beraber kalmamı istiyorum. Kimse ayağımıza olmasa istiyor. Onun için böyle yalnız geziyorum kırlarda. La la buyurdu. Git, kulların arasına git, benden firar eden bir kulumu bana çevirirsen, seni cehfeda yazarım. Yani zamanının en büyük adamı yazarım seni. Tamam mı arkadaşlar? Bunu öğreteceğiz diye bize, bunu. Buna dikkat edin. Mesleği sahibi diyor ki, ben hayatta oldukça bunun hizmetçisiyim. Söz veriyorum. Allah, ne büyük işler. Onun için Mevlana işte o kadar namlı oldu, o kadar milletin sevgilisi oldu, başının tacı oldu. Öyle bir eser verdi ona ki Cenab-ı Hak, kimse itiraz edemez o eser. Tabii. Sen Allah'ın kitabına itiraz etmezsen, senin de sözüne kimse itiraz etmez. Sen Allah'ı kabul edersen, Allah'ın kullarını seni kabul eder. Makburiyet bununla beraberdir. Osmanlı Devleti, bununla beraber Osmanlı Devleti oldu. Bununla beraber sözünü duyurdu, dinletti. Biz bundan soğuyunca, neuzubillah, bunu raflarda tozlandırınca, ölümdekilerin efendim söyleyeyim, ağlarına bunu esir edince, onlar aklıda kıyınca biz de yeryüzünde adi olduk. Efendim milletin oyuncağı olduk. Neuzubillahi teala. Allah bizi tekrar eski şerefimize nail eylesin. Bu da neyin olacak arkadaşlar? Âli himmetlerimizde olacak. Her işi bırakacağız, buna çalışacağız. Her işi bırakacağız deyince, çoluğun çocuğun nafakasını kazanmayı bırakacağız demek değil. Bu tembelliği bu emretmez. Hem işimize bakacağız, huzur işleri bırakıp buna çalışacağız. Herkes televizyon seyrederken biz Kur'an okuyacağız. Herkes sinemalarda filmler seyrederken, kahvelerde, kulüplerde kumar oynarken biz bununla uğraşacağız. O zaman biz muvaffak olacağız, onları da kurtaracağız Allah'ın izniyle. Sizi çok yormadan inşallah tezgi gireyim. Ve keyfe tekfurune, ey müminler siz nasıl küfredersiniz? Siz nasıl efendim, küfrü mucib işleri yaparsınız? Ben tüm tükla aleykum ayatullah, halbuki başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri okuyor. Ve fikum resuluhu, aranızda peygamberi de var işte. Eyvah yani. Hemen yatasın billah, hemen her kim ki yatasın, sarılır billahi Allah'a. Buna sarılmak Allah'a sarılmaktır. Peygamberin şükretini sarılmak Allah'a sarılmaktır. Başka türlü sarılmak bulamazsın. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a sarılırsa فَقَدْ هُمْيَ اِلٰى صِلَاتِ الْمُسْتَكِيمِ Muhakkak o sırat-ı müstekime yani Mevla'nın cemaline ulaştıran yola kavuşturulmuştur o adam. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Ya Rabbi biz onlardan eyle. Bir kelime işaret bir okuyalım.
Ya Rabbi bizi bu telâdetin, dille ikrar kalbe tasdikten ayırma. Amin. Dünya varlığı ayırmaya. Amin.